Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Flap hissemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 4 saatlik incelememizde bizim yaptığımız böyle bir yani yukarı doğru nasıl desem Tren çizgisi oluşturulabilir demiştik. O tren çizgisine göre ufak ufak temaslarla yani yukarı atılanlarla devam ediyor ama yukarıdan illa bir aşağı geri çekilmesini biliyor. Bugün de güzel seviyeleri denedi. Yaklaşık 13 13.10'ları yanılmıyorsam onları 13 denedi e, sabah saatlerinde. Sonra 13.02'lere denedi. Sonrasında 12.98'leri denedi arkadaşlar. E, yani kısa vadeli şöyle bir ufak geri çekimler yaşanmış. Eee Buy indikatörünün içerisine baktığımızda 12 31'lerden geçiyor. Aslına bakarsanız e, bayağı bir aşağıda kalmış. Hele ki 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama onun da aşağısında kalmış arkadaşlar. Yani Bayağı bir hızlanmış yükselişi. Yani geri çekemeler mevcut olabilir. Eğer ki biz buna takviye yapmazsa veya gerekli alıcı gelmezse hacim falan çok iyi. Gayet iyi olmasından kaynaklı zaten bu yükselişleri yakaladı arkadaşlar. Ama şöyle destek olarak ne derseniz diye sorarsanız arkadaşlar. Ben şöyle destek olarak 12.70 civarlarını görürsem. Buralarda güzel bir destek alanı var. 12.70 daha da aşağılarda şöyle. Yani bunu 12.50'ye kadar da genişletebiliriz. 12.50 civarına kadar. Buralar güzel destek noktası olarak görünebilir. Eski zirvesi eski zirvesi diyorum, bir önceki yaptığı zirvesi de 13.50 civarlarında. Eğer ki oraların üzerinde bir kapanış falan gelirse zaten muazzam yürüyüşlerine de devam eder. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.